Son misafirleri de uğurladık. Murat, tekrar tekrar aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama bak, biz sadece senin için endişeleniyoruz. Tek istediğimiz şey senin mutlu olman. Annen haklı. O kız yüzünden kendini harap ettin, farkında mısın? Başından belliydi böyle olacağı. Hasretli olmuyor işte, bunu sen de gör artık. Zararın neresinden dönsen kârdır. Aynen öyle. Unut gitsin. Bu kadar basit değil mi? Unut gitsin. Olmuyorsa olmuyordur. Vazgeç. Kendini üzme. Ne dememizi bekliyorsun? Hasrete verdiğin emeği hepimiz biliyoruz. Ama bir de onun yaptığına bak. Senin kıymetini hiçbir zaman anlamadı. En ufak bir olayda çantasını toplayıp gidiyor. Ne kariyer, ne müzik, ne başarı. Hiçbir şey umurunda değil onun. Sence bu ne kadar önemlidir anne? Kariyer, başarı, alkışlanmak, müzik. Çok önemli. Şu an bu noktaya müzik sayesinde geldin. Şu anda ben hangi noktadayım peki? İnsanın sevdiği böyle bir şey yapınca daha çok koyuyor değil mi kız? Çok güveniyordum Murat Hoca'ya. O beni üzmez diyordum. Ama üzdü işte. Ama be, üzülme, boş ver. Barışırsınız inşallah. Barışacağınız değil mi? Çok kalbimi kırdı abla. Kız bak, parmağımda ne var? Aa, yüzük? Yok, conta. Allah seni. Kız taktığın sonunda. Dedim bak Kobrettin dedim. Bu gece yüzüğü taktın taktın. Takamadın artık beni rüyada görürsün dedim. Öyle mi dedin sahiden? Evet öyle dedim. Aman kız, sen de görmeyeli ama saftirik oldun be. Aman abla, sen de anlatmadın ki şunu bir doğru düzgün. Ne zaman taktı, nasıl taktı, takarken ne dedi? Senin telefonun mu çalıyor? Murat Hoca'dır. Açmayacağım. Sen kesin görüşmeyeceksin şimdi bu Murat Hoca'yla? Görüşmeyeceğim. Hasret. Belki adam sahiden iyiliğinde söylememiştir sana bir şey. Hani sen hep dersin ya Murat Hoca her şeyin en iyisini bilir diye. Yok. Bu sefer bilemedi ama işte. Bu sefer yanlış yaptı kendisi.